Herkese merhaba. Bugün sizlere Zero 10X'in kutu açılışını yapacağım. Çok ilgi gören ve oldukça benim de daha önce kullandığım güzel bir model kendisi. Şimdi kutuyu açalım bakalım içinden neler çıkacak. Şimdi ilk olarak tabii ki kullanıcı kılavuzu çıkıyor içinden. Bunda tüm Zero modellerinin yine bilgileri mevcut. Zero 10X'in de olduğu gibi. Bunu scooter'ınızı kullanmaya başlamadan önce detaylı olarak okumanızı tavsiye ederim. Şimdi bu kullanım kılavuzunu bir kenara bırakalım. Bakalım içinden daha neler çıkacak. Bir adet Alien anahtarı seti mevcut. Bu Alien anahtarı setiyle scooter'ın üzerinde bulunan tüm Alien'ları söküp çıkarabilirsiniz. Parçalarını söküp çıkarabilirsiniz. Yine sıkma işlemlerini yapabiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı bir set. Bu da yine kutunun içinden çıkıyor. Bunu da kenara bırakalım. Bir adet yine daha doğrusu iki adet anahtar mevcut. 10X modelinin kendisinde bulunuyor anahtarlı voltmetre ile beraber. Anahtarı olmadan kesinlikle çalıştıramıyorsunuz. Anahtar yine size özel bir şekilde üretilmiş oluyor. Bunu da bıraktık kenara. Tabii ki de şarj aleti var içinde. Şarj aleti nasıl diye soracaklar olacaktır illaki. Hemen açıp bakalım. Aynı laptop adaptörü büyüklüğünde bir şarj aleti var. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun yine tabii ki bir de fişi mevcut. Bunu da bu tarafına takıyorsunuz. Scooter'ı şarj ederken mutlaka önce fişi prize takın. Ondan sonra scooter'a yerleştirin ki full şekilde şarj olabilsin scooter'ınız. Evet. İçinden çıkan parçalar bu kadar. Şimdi scooter'ı kutudan çıkaralım ve detaylı şekilde inceleyelim. Evet, scooter'ı kutusundan çıkardık. Sizin de görmüş olduğunuz gibi etrafı köpüklerle kaplıydı ve oldukça sağlam bir şekilde paketlenmişti. Herhangi bir yerinde hasar ya da çizik oluşmuyor. Bu şekilde sağlam bir şekilde kolilendiği için. Şimdi gidonu kaldıralım. Nasıl kalktığını göstereyim. Ardından da gidon barını nasıl monte edildiğini detaylı bir şekilde göstereceğiz sizlere. Şunları da tutarak kaldırıyoruz. Bu kelepçeli kısmı aşağı indirdiğimizde artık gidon geriye gelmiyor. Buradaki vidaları elinizle sıkıştırıyorsunuz. Ne kadar sıkı yaparsanız o kadar iyi olacaktır ve gidon hareket etmeyecektir. Bu görmüş olduğunuz kelepçeleri böyle sıkıştırdığınızda artık gidon sağlam bir şekilde kilitlenmiş demektir. Ürünün ağırlığından bahsedeyim montajlamadan önce. 32 kilo ağırlığında, diğer 10 modeli gibi gidon bunda kilitlenmiyor. O yüzden bu şekilde iki elle kaldırabiliyorsunuz. Evet, diğer özelliklerinden size bahsedeceğim. Önce gidon barını monte edelim, sonra diğer özelliklerine geçelim. Önce görmüş olduğunuz şu aparatı Alien seti yardımıyla çıkarıyorsunuz. Şimdi gidon barını güzel bir şekilde ortalayarak oraya yerleştireceksiniz ve o aparatı tekrar Alien'lar yardımıyla üzerine vidalıyorsunuz. Evet, güzel bir şekilde sıkıştırdıktan sonra montelenmesi de tamamdır. Şimdi size scooter'ın biraz özelliklerinden bahsedeyim. Çift motoru var bu scooter'ın bu modelinde. Hem arkada hem önde 1000 watt'lık motoru var. Toplamda 2000 watt motor gücü mevcut. Bu da herhangi bir bayırda, dik yokuşlarda zorlanmamasını sağlıyor. Çok rahat bir şekilde yokuşlardan çıkabiliyorsunuz. Lastikleri yine 10 inç genişliğinde, büyüklüğünde lastikleri var. İç lastiği mevcut, yine şambrel dediğimiz. Şişirmeniz gerekiyor indiğinde. Genelde 50 PSI değerleri tercih ettiğimiz değerler oluyor lastik kısmında. Şimdi geçelim frenlerine. Frenlerinde hidrolik fren mevcut.
Önde ve arkada hidrolik fren mevcut Zero Onix modelinde. Bu da oldukça size yine güvenli bir sürüş imkanı veriyor. Menzilinden bahsedeceğiz. Menziline geçmeden önce ama tabii ki süspansiyonlarını da konuşmak lazım. Arkada ve önde gövdeden bağımsız yaylı süspansiyon mevcut. Bu da dediğim gibi 10 modelinde de bahsetmiştim aslında. Arnavut kaldırımları çok fazla İstanbul'da. Bu onun bir tık üstü. Hani Arnavut kaldırımlarında herhangi bir sarsıntı zaten yaratmıyor. Ondan çok şu tarz böyle yüksekliklerden falan indiğinizde kaldırım gibi yine çok rahat bir şekilde bunları absorbe edebiliyor diyebilirim. Süspansiyon konusunda sizi çok çok memnun edecek bir araç kendisi. Şimdi menziline geçebiliriz. Menzili bu scooter'ın 60 kilometre. Genelde bize saat hesabı soruyorlar hani ne kadar gidiyor şarj ömrü diye. Saat söylemek çok doğru olmuyor. 60 kilometre dersek en doğru veri bu olacaktır. Çünkü kişinin kilosuna, işte kullandığı hıza, ne kadar ergonomik kullandığına göre değişiyor bu menzil. Ama ortalama 60 kilometre full şarjda menzili var Zero Onix modelinin. Peki full şarja ne kadar sürede ulaşıyor? 9 saatlik şarj süresi var yine Zero On modelinde olduğu gibi. Ama bunun şöyle bir artısı var. Görmüş olduğunuz gibi şarj kapakçıkları burada 2 tane var. Eğer siz çift şarj aleti kullanırsanız 9 saat yerine yarısı 4,5 saatte full şarj olabiliyor çift şarj aletiyle Zero Onix. Hatırlatmasını yine yapalım. Bu kapakçıklardan şarj ediyorsunuz. Bu kapakçıkların sürüş esnasında içine herhangi bir toz ya da yabancı madde kaçmaması için kapalı olması gerekiyor. Son olarak da bu ürün dediğim gibi hani diğerlerine göre biraz daha ağırdı. Malzemesi çok sağlam olduğu için. Tabii ki ne kadar sağlam olursa taşıma kapasitesi de artıyor doğal olarak. 150 kilogram taşıma kapasitesi var Zero Onix modelinin. Evet, şimdilik bu modelde size yine aktaracaklarım bu kadardı. Program ayarlarını, P ayarlarını size başka bir videoda detaylı olarak göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.